Evet, yağışın etkili olması beklenen ilçelerden bir tanesine gideceğiz değerli izleyenler. Beylikdüzü'ne gideceğiz. Beylikdüzü'nde bizi muhabirimiz Adnan Sular bekliyor. Son durumu bize Adnan Sular aktaracak. Evet, Beylikdüzü'nde son durum nedir? Metrobüste galiba üst geçitte bekliyorsun Adnan Sular bizi. Kar yağışı başladı mı? Neler söylemek istersin? Evet, gözlerimiz şu anda 18'den sonra, yani bu akşam yaklaşık bir saat sonra daha doğrusu alarm verilen yağışa çevrildi. Tabii 18'den sonra nasıl bir yağış olur bilemiyoruz. Ancak meteorolojik kaynaklar, veriler öyle gösteriyor ki çok ciddi bir yağışla karşı karşıya kalacağız. Özellikle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir basın toplantısı düzenledi ve yaptığı açıklamalarda son uyarılarını yaptı ve gerek duyulmadıkça kesinlikle sokağa çıkılmamasını istedi. Tabii bu uyarıları dikkate almak lazım. Şu anda da bulunduğum nokta Beylikdüzü Haramidere Sanayi Durağı. Ki burası daha önceki yağışta çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bölgelerden sadece bir tanesiydi. Biliyorsunuz 24 Ocak'ta yağan karla birlikte burada ciddi anlamda trafik yoğunluğu yaşanmış ve vatandaşlarımız yaklaşık 24 saat araçlarında mahsur kalmışlardı. Tabii bu birkaç gündür alınan tedbirler sonuç verdi ve en azından ana arterlerde herhangi bir ulaşımda sıkıntı yok. Ara sokaklarda zaman zaman kısmi sıkıntılar yaşanıyor diyebiliriz. Tabii dedik ya, gözlerimiz şu anda bir saat sonrasında verilen alarma çevrildi. Gerçekten beklenen yağış İstanbul'a düşecek mi? Hakeza şu anda hava sıcaklığı ciddi oranda düşmüş durumda ki gece saatlerinde -5'lere kadar vurdu diyebiliriz ki bu son 30 yılın en yüksek kaydedilen hava sıcaklık derecesi olarak tarihe geçmiş oldu. Tabii yine aynı zamanda bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. O da benzeri uyarılara dikkat çekti ve özellikle İstanbul'da kar kalınlığının 30 santim ile 50 santim arasında değişebileceğini değindi. Bu yüzden gerçekten herkesin şu anda canla başla görevinin başında olduğunu ifade edelim. Tabii şu an akşam saatleri, İstanbullular şu andan işten çıktılar, gördüğünüz gibi herkes buradan evine doğru gitmeye başladı. O yüzden ilerleyen saatlere kalmamak lazım. Çünkü gerçekten uyarılar çok ciddi. Neredeyse sokağa çıkma yasağı ilan edecek gibi bir durum diyebiliriz. Dedi ki hava gerçekten çok soğuk. Aynı zamanda gökyüzü uydularından alınan son veriler var. Bakın, özellikle Vortex diye bir uyarı var. Vortex nedir biliyorsunuz? Gökyüzünde özellikle bu hava, soğuk hava dalgasının adeta huni şekilde dönerek ilerlemesi. Özellikle bu Kocaeli, Yalova ve İstanbul üzerine doğru geliyor şu anda. Bir de DEK uyarısı var. DEK de tabii deniz aşırı, denizin üzerinden gelen bir kar beklentisi var. Özellikle bu her iki uyarı çok önemli. İstanbullular daha önce karşılaşmadığı bir manzarayla da karşılaşabilirler. En azından şiddetli fırtına bekleniyor diyebiliriz. Tabii an itibariyle şu anda başta İstanbul Valiliği, Karayolları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan yaklaşık 50 bin tane personel İstanbul'da herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmasın diye şu anda görevlerinin başında güzergahlar üzerinde araçlar hazır bekletiliyor. Onun dışında tabii ki ekleyeceğimiz bir diğer bilgi de bu 90 bin aracın şu anda İstanbul'da görevi başında olduğunu ifade ederim. E5 karayolu, Temotu yolu, arayollar, D100 karayolu ve kritik noktalarda araçlar sürekli ring halinde dolaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Tek amaç ise İstanbullulara herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadan bu sürecin elbette ki atlatılması. Tabii aynı zamanda ulaşımda da ciddi sıkıntılar olabilir. O yüzden Türk Hava Yolları şu ana kadar 480'in üzerinde, yani yaklaşık 500 tane seferini iptal ettiğini duyurdu. Bunun yanı sıra özel hava şirketlerinin de iptallere doğru gittiğini, kararlar verdiğini söyleyelim. Aynı zamanda deniz ulaşımda iptaller var. Otogarlarda zaman zaman bu tür yasaklarda her an gelebilir. Yani sonuç itibariyle şu: gerçekten İstanbul'da son yılların en yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu akşam itibariyle başlayacak ve pazar günü öğlene kadar devam etmesi bekleniyor. Hakeza pazartesi gününe kadar da sürebilir. Bu yüzden evden çıkmamak gerçekten çok önemli. Bir diğer husus, biliyorsunuz ki İstanbul mega kent bir şehir ve sokaklarda yaşayan yüzlerce insan var. Onlara da lütfen herkes sahip çıksın. Herkes yakın çevresinde tanıdıkları, bildikleri varsa bunu ilgililere bildirsin. Çünkü bu soğuk havada donarak ölmeleri, Allah muhafaza, böyle bir vakayla karşılaşabiliriz. O yüzden bu konularda duyarlı olmak lazım. Bir diğer husus, yine Türk halkımız gerçekten bu konuda çok duyarlı son yıllarda. Sokak hayvanlarımız var biliyorsunuz. Karlı havalarda, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güç çekiyorlar. Onlarla da ilgili kesinlikle
imtina edelim ve gerekli yerlere mama bırakalım, su bırakalım. Bakın bunlar önemli. Biz toplum olarak da bunlara çok önem veriyoruz. En azından bilincin arttığını ifade edebiliriz. Bakın şu anda metrobüsü görüyorsunuz. İnsanlar şu anda evlerine doğru gidiyorlar. Kimisi metrobüsü kullanıyor. Kimisi de ya kendi araçlarını ya da toplu taşıma araçlarını. Şuradan şöyle göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz burası şu anda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca istikameti. Silivri'ye kadar uzanan bir yol burası. E5 karayolu. Şu anda trafikte herhangi bir sorun, aksama yok. Ancak ani bir kar yağışı bastırırsa, ki şu anda yollar kuru diyebiliriz. Kar hemen hemen erimiş durumda yollarda. Ve yollar kuru olduğu için yağacak olan kar anında tutabilir. Havalar soğuk olduğu için de Allah muhafaza yollar kayganlaşabilir, kazalar gelebilir. Hakeza bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırların ve kar küreme araçlarının karıştığı zincirleme kazada biliyorsunuz 8 araba birbirine girdi. Orada da 3 yaralımız vardı. O yüzden bir kez daha uyaralım. Gerekli olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Diyelim ve buradan da sizi sormak istediğim soru varsa gönül rahatlığı buradan yanıtlamaya çalışalım. Evet, teşekkür ederiz Adnan Sular.